أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون فخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Lanetlenmiş, kovulmuş, racim olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan, acıyıp bağışlayan Allah-u Teala'nın adıyla başlarım. Yasin Suresi 41. ayet yani Yasin-i Şerif'in 4. sayfası
Özellikle sayfa sayfa gidiyoruz. Her namaz, yani sabah namazından önce bir sayfa okuyoruz. O bir sayfanın da anlamını, açıklamasını yapıyoruz. Ama bazen bir ayet de açıklanmış olabiliyor. İki ayette sayfanın tamamındaki ayetler bitmeyebiliyor. Yani içinde bulunduğumuz ortam, olaylar, ayeti kerimenin günümüzdeki şartları ilgilendirmesi, anlatımlar, açıklamalar buna göre uzayabiliyor. Ama bir sayfayı her gün okuyup açıklamaya çalışıyoruz. Rabbim tesirini hak eylesin. Daha önce Yasin-i Şerif'in 3 sayfasını açıklamıştık. Özet olarak 3 sayfayı hatırlatacak olursak, birinci sayfada Yasin-i Şerif'in "Sen peygambersin, peygambersiz olmaz." Kur'an'ı açıklayan ve uygulayan peygamberdir. Allah Kur'an-ı Azimuşşan'ı göndermiş ama peygamberini de göndermiştir insanlar için de. Sonra peygamberlerin varisleri ikinci sayfada her devirde, her zamanda, her şartta alimler olmazsa olmaz. Kur'an'ı bilenler, alimler, onlar olmazsa olmaz. Her devirde, her zamanda, her şartta, tabiri caizse kelleyi koltuğa almış, Allah yolunda mücadele verenler olmazsa olmaz. Bunları İslam toplumunun, Müslümanların yetiştirmesi, bunlara destek olması gerekir. Peygamberi dinlemeyen, Kur'an'dan öğüt almayan, peygamberlerin varislerini, alimleri, Kur'an'ı, dini, Allah yolunda mücadele edenleri dinlemeyen, bu öğütleri almayanlara Allah üçüncü sayfada yarattığı şeyleri örnek vererek, hatırlatarak onlardan ders almadınız, ibret almadınız, dinlemediniz. Şu yere göğe bakın, nebatata bakın, yediklerinize bakın, güneşe bakın, aya bakın. Bunlardan da mı ibret almazsınız? Bakın da inanın, iman edin. Özet olarak birkaç cümleyle geçiyorum sayfaları. Dördüncü sayfada bakalım. Bunlardan ibret almayan, bunları dinlemeyenlere Rabbim ne buyurur? Gözle görülen varlıklar, üçüncü sayfada Allah onları örnek verir, inanasınız diye. Dördüncü sayfada buyuruyor ki Rabbim, 41. ayet. Onlara bir delil de
dolu gemide taşımamızdır. Nereye atfediyor? Veyahut da günümüzde de bunu görebiliriz. Nuh Aleyhisselam'ın gemisini hatırlayabiliriz. Veyahut da deryada denizde yüzen gemileri nasıl yüzdüğüne, içindeki taşıdıklarına bir bakabiliriz. Kim yapıyor bunları, nasıl oluyor diye düşünebiliriz. Düşünmüyor musun? O zaman senin işin bitmiş. Aklın yok demektir. Allah sana akıl vermiş, bunlara bakıp da düşünesin diye. Peygamber anlattı, anlamadın, dinlemedin. Alimler anlattı, anlamadın, dinlemedin. Güneş, ay, yıldızlar, yediğin içtiğin üzümler, bağlar, ekinler, nebatat, yer, gök, bakıyorsun hala da ve inanmayacağım diyorsun. Bunları yaratan kim var demiyor musun? Şu denizlere, deryalara hep bak. O yüzdüren, o gemilere bak. Suyun içerisinde yüzen. Allahu Ekber. Tonlarca ağırlıkta yükleriyle denizlerde dolaşan gemilere bir bak. Onun içindekilerine bir bak. İnanmamak içten değil, mümkün değil. İnandım Allah'ım. İman ettim Allah'ım. Kendileri için onun gibi binecek şeyler yaratmamızdır. Yani karada, havada, denizde sizi taşıyacak, yüklerinizi taşıyacak, sizi uçuracak, sizi getirecek, götürecek şeyleri yarattım. Yediklerinizi, içtiklerinizi yarattım. Sizi ısıtan, sizi aydınlatan güneşi, ne bileyim, gözümüzün önünde seriyor Allah-u Teala her şeyi, anlatıyor. Hala inanmadım diyebilmek, aklı yok demektir. Akıl yoksa zaten Allah-u Teala bizi mesul tutmuyor. Onun gibi binecek şeyler, yani gemiler gibi denizlerde sizi taşıyacak şeyler, sallar, efendim gemiler, vapurlar, yelkenlisi, motorlusu. Evet, bunlar var. Dilersek onları suda boğarız. O zaman onlar için ne feryat eden bulunur, ne de onlar kurtarılırlar. Nice denizlerde boğulanları görüyoruz. Bu sizleri, sizi bu denizlerde taşıyan nice gemiler, nice vapurlar, sallar, kayıplar görüyoruz. Batıp da gidenler, boğulanları görüyoruz. Bunları yapan kimdir? Günümüzde hakikaten denizler, hani karadan insanları engellemek kolay oluyor. Havadan da gitmesi zor.
insanları aç bırakanlar, savaşlar, kendi memleketinde, ülkesinde yaşama hakkı, hayat bulamayanlar, niceleri ölümü göze alıp da hemen şuracık değil ki derya dediğim, dünyanın üçte ikisi deniz, atıyor kendisini denize. Acaba buradan geçebilir miyim? Yaşayabileceğim yere gidebilir miyim deyip bugün, dün, bir sene önce içinde bulunduğumuz zaman diliminde sadece 2019'da yani binlerce insan denizde boğuldu. Dilersek onları suda boğarız. Firavun ve avanesi suda boğulmadı. Kızıldeniz açıldı da Musa Aleyhisselam'a iman edenler geçemedi. Geçti. Demek ki bunları Rabbim ol derse olur, olma derse olmaz. Bu imkanları, bu nimetleri veren Allah'a inanmayacak mısınız? İnanıp da ibadet kul olmayacak mısınız? Yasin-i Şerif hayattır diyoruz ya. Yasin-i Şerif bize her şeyi anlatır diyoruz ya. Yasin-i Şerif'i okumak çok sevaptır diyoruz ya. Kendine gelesin diye, bunları anlayasın diye sevaptır. Yolunu bulasın diye sevaptır. Sen yolunu bulunca, bunları yaşayınca, bununla amel edince kabirdekiler dahi senden istifade eder. Ama oku oku, kendine gelmiyorsa, sana bir ders anlatmıyorsa gece gündüz oku. Ne ölenin sevinir, ne sen sevinirsin. Yasin insana, ölü ruhlara hayat verir, buyuruyor Rabbimiz. Uyuklamaya devam etmeyin, uyuklamayın. Ne anlatıyoruz? Evet, ne anlatıyoruz? Yasin-i Şerif anlatıyoruz. Denizleri anlatıyoruz, gemileri anlatıyoruz. Yeri, göğü, güneşi anlatıyor Yasin-i Şerif'te. Alimleri anlatıyor, size anlatanları anlatıyor. Peygamberi anlatıyor, Kur'an'ı anlatıyor. Ama anlamıyorsanız, o zaman size Yasin ne ölenlere ne faydası olur, ne size faydası olur. Bak, biz de emek veriyoruz. Üşenmiyoruz, anlatıyoruz. Bak, 4. sayfada diyorum ki, Allah size deniz ve deryaları anlatıyor. Yeri göğü anlattı, güneşi anlattı, bağları bahçeleri anlattı, yediklerimiz, içtiklerimizi anlattı. Hala da akıl edip düşünüp de inanmıyor musunuz? İnanıp da amel etmiyor musunuz? Kulluğunuzu niye yapmıyorsunuz diyor. İki kişi gönderdi, ikinci sayfada anlattı. Allah dostlarını, anlatanları gönderdi. İşte o olayın geçtiği yer Antakya olarak geçiyor ama onları öldürdüler, taşladılar. Yani alimler olmadan olmaz. Allah yolunda mücadele edenler olmadan olmaz. Bunları da anlamayanları Allah yeri göğü anlatıyor. Şimdi de deniz derya anlatıyor. Hala da anlamayacak mısınız? Devam ediyor. Rabbimiz devam ediyor. Ancak tarafımızdan bir rahmet ve bir zamana kadar yaşatmak başka. Yani denizde boğulurken hakikaten insan yalvarır denizin ortasında. Ah, bir karaya çıkarsam inanacağım der. Şunları şunları yapacağım der. Ama karaya çıkınca unutur. Öyle olmuyor. Bu yaşamı, bu hayatı, bu nefesi alıp vermeyi, denizlerde yüzmeyi, gemileri,
göktekilerde yüzmesini sağlayan Allah'tır Allah. Celle Şan'ı. Hal böyleyken, durum böyleyken, denizlerde koca koca gemileri yüzdüren Allah, kayıklarda, sallarda, küreklerle, yelkenlerle uzun mesafeleri denizin içerisinde kısa yapan, denizden karaya çıkmanızı sağlayan, denizler arası karadan diğer karaya geçmeyi sağlayan Allah'tır. Hal böyleyken, bu durumları görmüşken, bilmişken, onlara önünüzdekini ve arkanızdakini gözetip, önünüzdekini, arkanızdakini gözetip korunun ki rahmete layık olasınız denildiği zaman yüz çevirirler. Yani şimdi adam yüzlerce gemide, kayıkta, salda bunlar çok yaşıyor. Denizin ortasında kurtulacak, hayatını devam ettirecek yere gidiyor, geçecek. Yaşam hakkı vermemişler kendi memleketinde. Savaşlar, bombalar, öldürmeler, yakılmış, yıkılmış. Veyahut da neden herhangi biz nereden geldik buraya? Bizler mesela Türk milleti olarak Orta Asya'dan buraya geldik. Neden geldik? Yaşanmaz olmuş orada. Kuraklık, efendim sıcak. Yani bir sebep var. Yaşayamamış. İnsanlar yaşayacak yerlere ararlar, giderler. Bugün de denizlerde maalesef yaşamak için başka memleketlere göç eden insanlar giderken onları, evet işte yanımızdaki hemen Yunanistan'ın o göçmenleri, o geçmek isteyenleri nasıl denize gark ettiğini, geri çevirdiğini, onlara evet, bunları önünüz, hal böyleyken onlara önünüzdekilerini ve arkalarınızdakilerini gözetip korunun ki rahmete layık olasınız denildiği zaman yüz çevirirler. Hakikaten denizdeki insanın korunması lazım. Denizdeki var olanların korunması lazım. Onların elinden tutulması lazım. Böyleyken karadakiler onları yere batırmaya, suya batırmaya çalışıyorlar. Hem yüzenler, gemide salda gidenler bunun kıymetini, değerini bilmiyor, yüz çeviriyorlar. Hem de karada yaşayan, onları kurtarma imkanına sahip olanlar yüz çeviriyorlar. Bu gerçekleri, bu hakikati görmüyorlar. Yani Allah-u Teala buluttan, rüzgardan, yağmurdan, havadan, gökten, atmosferden, güneşten, aydan, bunlara bakarak ibret alın derken, anlayın derken denizleri, deryaları ve içinde bulunanları da bize anlatıyor. Bunlardan ders alın, ibret alın diyor. Kendilerine Rablerinin ayetlerinden herhangi bir ayet de gelse mutlaka ondan yüz çevirmişlerdir. İşte denizler Allah-u Teala'nın bir ayetidir. Ayet ne demektir? Allah-u Teala'yı anlatan şeyler. Allah-u Teala'yı güneş de anlatır denizde.
Senin gözün, karşıdakinin gözüne bak, Allah'ı bulmak bulursun. Allah-u Teala'nın ayetidir yani. Allah'ın varlığına delalet eden her şey ayettir, ayet. Kendilerine Rablerinin ayetlerinden herhangi bir ayet de gelse mutlaka ondan yüz çevirmişlerdir. Evet, bazı kalpler taşlaşmıştır. Göz vardır, gerçeği görmez. Güneşi görür, ayı görür, denizi görür ama göremez. Onları yaratanı göremez. Yani şu masaya bakıyoruz da, rahleye bakıyoruz da bunu yapana bakmıyoruz. Buna ne bulunursa okul ya. Ya bu ne güzel olmuş diyorsun da bunu kim yaptı diye bir sorgulasana. Yani bugün inanmayanlar maalesef, Allah'a kul olmayanlar maalesef böyle bir anlayışta inat ediyor. Yani. Gözleri var görmüyor. Yani. Akılları var düşünmüyor. Kalpleri var taşlaşmış. Rabbim muhafaza eylesin. Kulakları var, gerçekleri duymuyor. Bunlardan hem biz uzak olacağız, hem bunlardan olmamaya çalışacağız. Allah muhafaza eylesin. Evet, bitmez ki. Yasin-i Şerif biz kaçıncıyı anlatıyoruz? Kaç defa anlatıyoruz? Bu sefer de daha uzun açıklamalı anlatalım dedik. Ama 3 ayet, 4 ayet, 4. sayfadan anlatabildik. Devam ederiz inşallah. Rabbim Yasin-i Şerif yine gelecektir. Ruhlara hayat verir, ölü ruhlara buyururken Rabbimiz bize de hayat versin inşallah. Rabbim Yasin-i Şerif'in tesirini halk eylesin üzerimizde.